Hocam, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bundan sonraki atacağım videoda Molla Husrev Hazretleri vacib-i mutlak meselesine değiniyor. O şu manada alıyor vacib-i mutlağı. Vacib-i mutlak demek vücudunu bilmek kıyasa bağlı. Vücubunu bilmek ise delile. Bundan sonraki atacağım videoda Molla Husrev Hazretleri vacib-i mutlak meselesine değiniyor. O şu manada alıyor vacib-i mutlağı. Vacib-i mutlak demek vücudunu bilmek kıyasa bağlı. Vücubunu bilmek ise delile, yani kıyasa bağlı değil nassa bağlı demektir diyor. Tekrar edeyim hocam. Vücudunu bilmek kıyasa bağlı. Vacib-i mutlakın tarifini söylüyorum. Vücudunu bilmek kıyasa bağlı. Kıyas dediğimiz, hani kıyas-ı iktirani var ya mantıktaki, kıyas-ı iktirani'deki kıyasa bağlı. Yani mevcuttan malumdan meçhule ulaşma yolu dediğimiz kıyasa bağlı. Vücudunu bilmek kıyasa bağlı. Vücubunu bilmek ise delile. Yani kıyasa bağlı değil. Delile bağlı değil, kıyasa bağlı değil, nassa bağlı demektir. Yani marifetullah'ın vücudunu bilmek kıyasla olur. Vücubunu bilmek kıyasla olmaz, nasla olur. Vacib-i mutlağın tarifini bu şekilde yapıyor. Daha doğrusu kendisi yapmıyor da İzmiri gibi bütün şarihler. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hasan abi nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun, iyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun abi. Ben de çok iyiyim. Çok güzel. Akşamleyin abi bir ses kaydı göndermiştiniz. Heh, dinliyorum şimdi seni. Ben dersime çalıştım abi. Çok güzel. Hadi bakalım. 2-3 tane noktayı nazarım var. Önce derinden başlıyorum. Heh. Şimdi abi sorduğu soru şu. O ses kaydındaki soruyu söylüyorum. Demişler ki yani eski akaid alimleri, tefsir alimleri demişler ki Allah'ın vücudu kıyasla bilinir. Vücubu ise kıyasla bilinmez. Vücubunu bilmek için nas gerekir demişler. Şimdi bunu abi niye böyle söylemişler? Yani eksiklikten dolayı, nakısiyetten dolayı böyle söylemişler. Onların seviyesi var. Nasıl yani? Mesela eski alimler demişler ki haşir meselesi nakli bir meseledir. Akıl buna yol bulmaz demişler. Ama Risale-i Nur bu meseleyi akli olarak anlatmış, değil mi? Evet, doğru. Peki onlar niye böyle söylemişler haşir meselesi nakli mesele olduğundan dolayı? O anki mertebeleri onların oymuş yani. Üstad Hazretleri haşir ve haşr-ı azamı akli olarak anlatabilmek için Kadir ve Muhyi isimlerinin azamiyet derecede mazhar olmak ve ismi azama mazhar olmak lazım geldiğini söylüyor 24. sözde abi. Evet, doğru. Şimdi peki vücudu kıyas ile bilinir, vücubu nas ile bilinir, eksiklikten dolayı böyle söylemişler. Allah'ın Risale-i Nur'a göre söylüyorum. Vücudu da kıyas ile biliniyor abi, vücubu da kıyas ile biliniyor. Peki müşahhas bir yer var mı? Var. Sözlerde 25. pencere abi, 33. söz. Bir açabilir misiniz? 25. söz. Açayım, dur. Evet. 25. söz bu sorunun cevabı abi. Hocamızın sorduğu sorunun. 25. pencere mi? Evet abi, 25. pencere. He. Açtım. Bu 25. pencere bir cümleyle özetlersek hani 31. pencere insan penceresi ya abi. Evet. Peki 25. pencere ne penceresi? 25. pencere vücubiyet penceresi abi. Burada söylüyor. Nasıl ki madrup elbette bir darbe delalet eder. Sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Veledi iktiza eder. Tahtiyet, sevkiyeti istizam eder ve hakeza. Buraya kadar kıyas etti abi. Vücudunu kıyasla bildiriyor. He. Yani bir yerde darp varsa darp edilen birini gösteriyor değil mi? Evet. Bir yerde sanat varsa sanatkarı gösteriyor. Bir Hı yerde çocuk varsa babasının olması gerekiyor. hı. İşte bir iğne ustasız olmaz ilahir. Uzatabilir. Buraya kadar vücudu kıyas ile anlattı.
Bundan sonra vücubiyete geçiyor abi. Bütün umur-i izafiye tabir ettikleri birbirisiz olmayan evsaf-ı nisbiye müsüllü şu kainatın cüziyatında ve heyet-i mecmuasında görünen imkan dahi vücubu gösterir diyor abi. Bakın aşağıda elhasıl diyor ya abi. Evet. Nasıl imkandan vücut görünüyor? Yani Üstad Hazretleri diyor ki nasıl ki Allah'ın vücudu kıyas ile biliniyor, vücubiyet dediğimiz evsaf-ı ilahi alemi de kıyas ile bilinir diyor abi. Mesela bir yerde renklendirme varsa bu 25. pencerenin içinde geçiyor. Yani bir yerde renklendirme varsa müezzin birinin olması gerekiyor. Bu vücubiyeti gösteriyor. Yani onların söylemiş oldukları şey la mevcuda illa hu gibi, la meşhude illa hu gibi veyahut da haşir meselesi nakli değildir. Şey, akli değildir, naklidir dedikleri misilli bir cümle abi, hocamızın sorduğu, naklettiği bir cümle. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın vücubiyet dediğimiz evsafıyla esmaları, sıfatları, onlar da imkan aleminde görülebilirmiş. Nasla gerek yokmuş abi. Evet, imkandan vücub görünür diyor. Evet, evet, burada söylüyor. Yani bu 25. pencere onun sorusunun cevabı. Hatta biraz daha şimdi ileri gidiyoruz Hasan abi. Ayetel Kübra, hatırlarsanız vücubu vücuduna diyor abi. Her bir mertebenin aralarında. Vücubu vücuduna diyor. Ve vücudu vücubuna diyor. Öyle ifadeler var her bir mertebeden sonra. Ayetel Kübra da bu sorunun geniş bir cevabıdır diyebiliriz. Yani 19 mertebe. Semavat, cemadat, nebatat, hayvanat, peygamberler. Ondan sonra orada saydıkları 19 adet mertebede ne varsa, evet, bunlar Cenab-ı Hakk'ın vücuduna anlattıkları gibi vücubiyetini de anlatıyorlar abi. Murat, burada bir durabilir miyiz abi? Bir... Ha Murat'ım. Ha, şimdi abi bu 25. pencere o sorunun cevabı. O şeyi sormuştu, hani toparlarsak bir daha ulaşma ediyorum. Demişler ki Allah'ın vücudu kıyas ile bilinirken vücubu kıyas ile bilinmez, nas gerekir demişler. Yani vacibi mutlakın bilinmesi nasa bağlı demişler. Bu onların bu demesini Risale-i Nur'da nasıl görüyoruz? Bir dakika, farkı ne vücut ne vücub? Şimdi abi hani bir iğne ustasız olmaz değil mi? Yani kıyas ediyor. Her şeyden Allah'ı bulabiliyorsun ya. Bir dakika, vücut varlığı, vücub ise neyi kastediyor onlar? Vücub derken evsaf-ı ilahi alim, yani esma, sıfat, şuura tabi onlar kastediliyor. Bu 25. pencerede o soruya net cevap var. Üstad Hazretleri diyor ki öyleyse bil bedava bütün kainattaki bütün imkanlar, bütün infialler, bütün mahlukiyetler, bütün kesret ve terkipler bir zat-ı vacibül vücub, faalü lima yürit, halık-ı külli şey, vahid-i ehade şehadet eder diyor abi. Yani Allah'ın vücubiyetini mahlukattan, yani kıyasla biliyor abi, kıyasla. Peki niye öyle söylemişler onlar? Yani bu derece Allah marifeti yokmuş o zamanki insanlarda abi. Mesela Risale-i Nur'da böyle 15-20 tane ben mesele sayabilirim. Üstad Hazretleri eski alimleri tahsiye ediyor abi. Mesela kader risaletinde tercih bila müreccih muhaldir demişler. Üstad Hazretleri hayır, tercih bila müreccih caizdir diyor. Değil mi abi? Evet, tercih bila müreccih. Evet, muhaldir diyor. Evet. Mesela haşir meselesi nakli bir meseledir demişler. Müsaadetleri akli olarak izah ediyor. Bunun gibi yüzden fazla din tılsımını yani izah etmiş. O zaman meseleler ihatalı anlaşılamadığından dolayı bu 25. pencerenin müşahhas bir izahı Ayetel Kübra'dır Hasan abi. Nasıl yani? Bu mesela orada cemadat, nebatat, hayvanat Allah'ın vücubiyetine nasıl işaret ediyor diyor. Onlara anlatılmış. Yani burada demin geçti. Hani bütün imkanlar, bütün mahlukiyetler,
bütün kesret ve terkipler bir havuki külli şey vahid-i ehada işaret ediyor. Yani kainattaki temizlik hakikati bir kuddise işaret ediyor. Tanzim hakikati ismi hakeme işaret ediyor. Kainattaki sanatlı işler saniye işaret ediyor. Merzukiyet, rezzakiyete işaret ediyor abi. Peki imkan vücubu nasıl gösterir? İmkan vücubu vücub görünüyor diyor 25. pencerede. Evet, işte örnek veriyor abi. Ne diyor? Burada mesela halukiyet, mahlukiyet var ya abi. Hı hı. Yani kainatta halk edilen bir şey varsa vücubiyeti gösterir. Şimdi vücutla vücub abi karıştırılmaması gereken nokta bu. Vücut biri var yani. Vücut biri var ama onun o birinin vasıfları neler? O vücubiyete giriyor Hasan abi. Evet. Onlar demişler ki evet bu kainat bir vücudu gösteriyor ama vücubiyeti göstermiyor demişler. Onun için nas lazım yani demişler. Yani birisinin bize söylemesi lazım. Peygamber işte peygamberin ispatını yaparken o cümleyi söylemiş mesela. Veya Kur'an'ı anlatırken yani. Abi. Çünkü evet, nasıl ki diyor madrup elbette bir daribe delalet eder. Şimdi vücut mertebesi bir vacibül vücut var, bir mümkün de var, bir de mümteni var. Şimdi bu imkan alemi, alemi olabilmesi için bu vacip değil bu alem. O zaman bir vücut olması lazım. Evet, vacip olması. Şurada bir cümle geçiyor tam ortada abi birinci paragrafın. Ve umumunda görünen mahlukiyet, halukiyeti gösterir. Ve umumunda görünen kesretle terkip vahdeti istizam eder. Ve vücub ve fiil ve halukiyet ve vahdet bilmedahe bir zarure mümkün, mümfayır, kesir, mürekkep, mahluk olmayan vacip ve fail, vahid ve halık olan mevsuflarını ister diyor. Hani onlar vücuduna intikal ettiler ya, evet, o vücudu intikal ettikleri zatın da böyle 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 vasıflarının olması gerekiyor yani. Vacip olacak, mümkün olmayacak, mürekkep olmayacak, mahluk olmayacak, kesir olmayacak, münfail olmayacak, bir fiil altında kalmayacak. Bunlar vücubiyete giriyor abi. Çok güzel. Bunun geniş izahı Ayet-el Kübra'nın birinci mertebesindeki 19 mertebedir abi. Birinci makamındaki. Mesela oradaki 19 tane mertebeden bir tanesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da beşeriyet itibariyle yaratılmış değil mi? Evet. Mahluk. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi anlatıyor abi. Allah'ın hangi vasıflarıyla vücubiyetini yani. 16. mertebe Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ayet-el Kübra'da o da Allah'ın vücubiyetini anlatıyor yani. Onlardan yani bu 25. pencerenin geniş bir izahı Ayet-el Kübra'nın 19 mertebesidir abi birinci makamındaki. Şöyle olabilir mi? Vücuba gidiyor evet abi. Şimdi birincisi vücut var böyle bir zat evet. Var. Ayet-i Kübra'nın birinci makamı vücudu anlatır. Var, var böyle bir zat. İkinci makam kemalat var. Ondan sonra hakimiyet var, rububiyet var, uluhiyet var. Bu da vücub tarafıdır. Evet abi. Aynen öyle diyebiliriz. Evet. Yani bu ikinci makamı da vücubiyeti anlatıyor. Evet. Ama şöyle abi bunu Üstad Hazretlerinin kendisi söylüyor. Diyor ki mesela ben orayı açayım hemen yerinden okuyayım size abi. Şu an şeyde mi? Şu anlarda mı? Evet, şu anlarda ben sayfasını açıyorum. Bir saniye. Hemen. Bunu Üstad Hazretlerinin kendisi söylüyor hemen. Ben bir saniye hemen açıyorum. Acele etme, acele etme. Tamam abi. Sayfasını söyleyeyim. Bu birinci makamın sonundaydı. Sayfasını açıyorum. 1 ile 2 arasında bir yer. Evet. Sayfa 149 abi. Evet. Tam da ben de oradayım. Evet. İhtar diyor ya abi. He. İhtar da kendisi söylüyor. Az önce sizin söylediğiniz yani. Evet. Geçen ikinci makamın birinci babındaki 19 adet mertebelerin şehadet eden hakikatlerinin her birisi
tahakkuklarıyla ve vücutlarıyla vücubu vücuduna diyor abi. Delalet ettikleri gibi ihatalarıyla dahi vahdete ve ehadiyete delalet ederler. Fakat başta sağlayan vücudu ispat ettikleri cihetle abi. Evet. Önce vücudu ispat ediliyor ya Ayet-el Kübra'da. Evet, vücub. Evet, sonra vücubu vücudun delilleri sayılmış aynı şeyler abi. Hmm. İkinci makamın ikinci babı ise başta ve sarahatla vahdeti içinde vücudu ispat ettiği haysiyetiyle tevhid bürhanları denilir. Yoksa her ikisi de ispat eder. Farklarına işaret için birinci babta bir şehadeti, azameti, ihadeti, hakikati ikinci babta vahdet görünür gibi zuhuruna işareten müşahadeti, bir müşahadeti, azameti, ihadeti, hakikati fıkraları ile tekrar ediliyor. Diye burada söylüyor abi. Yani Ayet-el Kübra'nın birinci mertebesi hem vücudu saraten, ikinci olarak vücubiyeti, ikinci makam da daha ziyade vücubiyeti nazara veriyor abi. Yani burada böyle bir zat nasıl bir zattır? Yani evet. Tamam da yaratan birisi ama Allah nasıl bir şeydir? İkinci makamda anlatıyor. Evet, mesela Allah'ın uluhiyeti varmış. Orada uluhiyetini anlatırken mabudiyet hakikatında Allah diyor ki bütün mahlukatı itaat altına almış. Bütün mahlukat onun dediğini yapıyor diyor. Yani o birinci makamda ispat edilen vücudun, yani bu vücuda sahip olan zat nasıl bir zat? Onun uluhiyeti var, hakimiyeti var, kemalatı var. Abi, İkinci makamda da. Yani bu Ayet-el Kübra'nın çekirdeği o zaman 25. pencere olmuş oluyor yani. Evet, çok güzel. Evet. Orada zaten sarahaten söylüyor. 25. pencerede de sarahaten söylüyor. Yani. İmkan vücubu gösteriyor diyor. Yani şöyle, evet. Şu mevcudat imkandır. O da vücubu gösteriyor. Vücubu. Evet. Bir daha ben bunu biraz enfisi bir manada bu söyleyeceğim. Şimdi hani vücudu kıyasla biliniyor, vücubu nasla biliniyor demişler ya abi. Aslında bir cihetiyle doğru diyorlarmış gibi ama külliyatı bildikten sonra eksik söylemişler. Yani bu manada ellerinde marifet olmadığından dolayı. Ama enfisi manada şöyle ince bir manada dedikleri aslında doğru gibi yani. Nasıl yani? Mesela peygamberimizi düşünelim Hasan abi. Peygamberimiz 40 yaşından önce velayeti var. Allah hakkında düşünceleri, fikirleri, bilgileri var değil mi abi? Yani kainattan kıyasla Allah'ı biliyor değil mi? Evet. Ondan sonra ona Cebrail aleyhisselamla Allah bildiriyor ki senin bu düşündüklerin, senin bu şeylerin aynen böyle düşündüğün, bildiğin gibi yani. Hani gözü ne kaydı ne şaştı diyor ya. Yani eğer böyle bir şey olmasa, yani bildirme olmasa, o zaman peygamberin bilgisi abi zan olarak kalırdı. Yani onun noktayı nazarından bir nas gerekiyor. Yani acaba bu benim söylediğim, düşündüğüm, şey yaptığım doğru mu yani? Diye bir nas gerekiyor yani. Ve bunu Allah elçiyle evet bu düşündüklerim, bu şey yaptım doğrudur diyor yani. Ama bunu genelleme yaptıkları için Hasan abi, o akaid alimleri orada bir mahsur meydana geliyor. Nasıl yani eski kelam alimleri tercih bila müreccih muhaldir derken bunu kainattan Allah'ı ispat ederken söylüyorlar. Üstad Hazretleri 20. mektupta tercih bila müreccih muhaldir bunu kullanıyor yani. Ama bizim tercihlerimiz noktayı nazarında tercih bila müreccih muhal değildir, caizdir diyor abi Kader Risalesi'nde. Yani meselenin bir dairesi var ki bilinir. Fakat bunu başka bir yere genelleme yaptığı zaman bu yanlış oluyor yani. Ya yanlış değil mi? Eksik oluyor yani. Yetersiz kalıyorlar. Peki tercih bila müreccih kaderde ustad şeydir diyor. Peki hangi yerde ustad diyor ki bu uygundur? Abi hemen açıyorum. Mektubatta mı? Evet abi hemen açıyorum yerine. Hemen açıyorum. Biz Hasan abi Kafayı Şerif'ten çok
konuşmuyorum ha. Çok güzel maşallah, çok güzel. Abi hemen açıyorum. Sayfa 244, açar mısınız abi mektuba? Açtım, oradayım. Evet. Şimdi birinci mertebenin ortasında Hasan abi. Çünkü diye bir yer var bak, birinci paragrafta abi. Tamam, çünkü... hadsiz. Bir okuyabilir misiniz abi? Çünkü hadsiz vaziyetler içinde mi? Evet. Oku, devam et. Çünkü hadsiz vaziyetler içinde bir vaziyeti intihap etmek, bir tahsis, bir tercih, bir kast ve bir irade ile olur ve amk ve arzu ile tahsis edilir. Elbette tahsis bir muhassısı iktiza eden, tercih bir müreccihi ister diyor abi. Muhassıs ve müreci ise iradedir diyor. Gördük değil mi abi? Evet. Evet. O zaman buradaki cümleyi bizim tercihlerimiz noktasında alırsak Cebriye mezhebinin dediği doğru oluyor Hasan abi. Ama kelam alimleri tercih bina müreci bunu niye söylemişler? Zaten buradaki konu da var. İlim konusu. Kainattan Allah'ın varlığını birliğini ispat ederken bunu söylemişler diyor Hasan abi. Burada. Fakat bunu bizim tercihlerimiz noktasında uyguladığımız zaman eğer tercih bina müreci evet muhaldir desen o zaman Cebriye mezhebinin dediği doğru olur. Doğru. Burada söyledi. Tercih bir müreci ister. Muhassıs ve müreci bir iradedir. Cebriye mezhebi de böyle diyor zaten. Allah irade etmiş, takdir etmiş. Ne takdir etti, irade etti biz onu yapıyoruz diyor yani. Ha, bu insana uygularsa öyle olur. Ama kainat uygularsan aynen doğrudur. Evet doğru abi. Kainatta bunu kelam alimleri zaten söyledi. İlmi kelam alimlerinin bir formülü bu yani. Tercih bila müreci muhaldir yani. Evet. Çünkü kainatta bir tercih edilmiş var. Mesela evet. Elmayı elmanın yerip yememek bana ait ama elmanın var olup olmaması, evet. Güneşin doğup doğmaması benim tercihim değil. Evet, burada açık olarak söyle. Tercih bir müreci ister, muhassıs ve müreci iradedir. Evet. Bu kainattaki Allah'ın yarattığı her şeyde böyledir. Bütün her şeyde yani. Fakat bizim tercihlerimiz noktayı nazarında o tercihler irade ve kudret tahrik etmeyip emri itibari ve emri nisvi olduğu için tercih bila müreci caizdir abi. Evet, çünkü tercihlerimizin emri itibarı, emrinin ismidir. Vücud haricisi yoktur. Evet. Yani tercih ettiğimiz burada beşer... Burada söylediği şeylerin vücud haricisi var yani. Evet. Burada vücud harici, yani kainat noktasına doğru insanın evet. Aleminde, tercihlerinde yanlış oluyor. Evet, o... yanlış oluyor. Zaten söyle, bu kelam usulünü ortadan kaldırır, hetmeder diyor Hüsnü Hazretleri. Ha, yani demek ki insana uygulayınca farklı oluyor, kainatı uygulayınca evet. Farklı oluyor. İşte ben bunu niye söyledim Hasan abi? Şimdi hani hocamızın sormuş olduğu soru vücut kıyasla bilinir, vücut nasla bilinir. Aslında bir cihetinde doğruyken genelleme yaptığımız zaman yanlış oluyor abi. Eksik oluyor diyeyim. Yanlış demeyeyim de hani demin okuduk. Kainattaki her şey vücudu göster diyor. Yani ama bir nokta nazardan hatta abi şöyle örnek vereyim ben size. Şimdi melekler demişler ya Allah'a biz senin bildirdiğin kadar biliriz. Bildirmediğini bilmeyiz demişler değil mi? Evet. O zaman onlara naf gerekiyor abi. Peki şöyle bu ilmi kelam alimleri mutebahir ulema bu. Yani tabii ki biraz en de başta dedin isimle ism-i azam ve mazhariyet farkından. Yani buna nasıl vardılar diye düşünüyorum da. Yani tabii ki isme mazhar olmuşlar, ism-i azam olmayınca vazife. Şimdi şöyle demişlerdir Allahu alem yani kast. Şimdi Allah kendisinden haberdar etmese varlığından haberdar etti. Tamam böyle bir Allah var. Ben Allah, ben Allah'ım diyor. Tamam da nasıl bir şeysin o dememiş olsa biz gene bilemeyiz. Bilemeyiz. Bak şimdi. O nasıl olduğunu kendisi demese
Kulu Allahet, Allahu Samet yani diyor. Lem yelit ve lem yulet. Yani kendisi söylüyor, ben buyum. Dolayısıyla alimler burada tamam. Üstad Hazretleri bunu tamam söylemiş Nas ayette, hadiste demiş. Üstad Hazretleri bunu burada bırakmıyor. Bu Kur'an'ı ve hadisin manalarını insanda ve kainatta göstermiş. Evet. Çok güzel abi. Bu. Yani onlar yanlış değil. Evet. Eksik oldu. Mesela diyor ki Haşr Risalesi naklidir. Akıl buna yol bulamaz. Nasa münası bıraktı İbn-i Sina. Oysa Üstad Hazretleri bunu insanlık alemine ve kainata taşıdı. Çünkü ihtiyaçtır. O zaman bu alimlerin Allah vardır. Kim diyor söylüyor? Allah kendisi söylüyor. Ben varım. Peki lem yelid ve lem yulet, küfüven ehed, Allahu samet vesaire. Gene böyle olduğunu kim söylüyor? Gene kendisi söylüyor. Evet. Ha, ama abi, Üstad evet devam et. Buradan nasıl diyor abi? O zaman Üstad'a bildiren Allah ve ilhamat o nasıl oluyor abi? Nasıl anlamadım? Yani Üstad Hazretleri'ne hani eski alimler naklidir demiş, Üstad Hazretleri akli olarak izah etmiş ya. He. Peki o izahatı kim yaptırmış ona? Allah yaptırmış. Evet, o zaman hani yani bir nasıl olması gerekiyor yani? Hani peygamber de bir şey naklediyor ama yani meselenin bir boyutu var ki bir cihetiyle hani doğruymuş gibi ama eksik oluyor yani. Vahdetil vücut, la mevcude illahu, la meşhude illahu, onların meşrebinde, onların kendi çapında doğru bir söz yani. Ama genelleme yaptığımız zaman her anlayışa, her böyle akla teşmil edildiği zaman orada işte sıkıntı oluyor abi. Şey diyor, evet abi. Şöyle bir şey de buldum yakında da. Diyor ki akıl diyormuş ki benim şeyim yok, kanatlarım yok, ayağım var diyor. Kalbe diyor, ben uçamam diyor. Akılla farklı çalışıyor biraz. Yani hakikati farklı değil. Akılla kalp farklı çalışıyor. Orada onunla alakalı bir şey buldum da bunlar herhalde şey. Dima yani kafa isimlerle çalışıyor Murat. Evet. Kalp ise ism-i azamlarla çalışıyor. Çok güzel abi. Ondan sonra baktım itikat da iman farkını da buna soktu. İtikat esma bütünlüğü, iman ise ism-i azamların bütünlüğü. Yani itikat bozuk oluyor ama imanı da olabiliyor. Şimdi bu haşir bir nakildir diyor ya, çok güzel bir şey. Fakat bunu Üstad insanlık alemine ve kainata nasıl taşıyor? Risale-i Nur ism-i azama mazar olduğu için niye mazar olmuş? Yani ne özelliği vardı? Yani Said Nursi Hazretlerine Risale-i Nur'a haşa torpil mi geçmiş? Yok. Şimdi mesela İsa Aleyhisselam haşi nakletmiş ama tavsil etmemişler ya 24. sözde. Evet. Niçin? O kavmin, o asır o kadar ihtiyacı vardı. Ama bu asır o kadar ciddi ihtiyaç var ki o zaman Cenab-ı Hak bu asrı mahrum etmemesi lazım. Şimdi o vücut meselesi tamam yani üniversite diplomasının içinde lise diploması yok mu? Var. Ortaokul diploması da var. Üstad Hazretleri yani şey alimler Kur'an'ı ve hadisin nasını Allah ne olduğunu kendisi söylüyor demese bilemezdik. Durdu orada. Evet. Çünkü götüremedi. Ama Üstad diyor ki tamam bunun böyle olduğunu diyor. İnsanlık alemi ve kainat da söylüyor diyor. Evet. Çünkü diyor kainat mücessem bir Kur'an'dır. Ondan. Kur'an nedir? Bu bizim mevcudat, elma, armut, kainatın
yazılımı olan Evamiri Tekviniye'dir. Bu elimizdeki kitabın adı Musaf'tır, Kur'an değil. Evet. Evet. Şimdi Kur'an mahluk değil ya, ama kitap var elimizde, o Musaf'tır. Şimdi Kur'an'daki ayetler Evamiri Tekviniye, onun kainattaki vücudu haricisi ise ayat-ı tekviniyedir. Dolayısıyla evet. Ustad, ki bu asrın ihtiyacı, Evamiri Tekviniye'yi ayat-ı tekviniyede göstermiş. Yani Kur'an'ı kainatta göstermiş. Gene alimleri de tasdik ediyor. Diyor ki evet, nasıl olmasa bilinemez ama nasıl taklit ederdik? Yani Allah demiş bitti, ama Risale evet. öyle yapmıyor. Nasıl söylediğini kainatta ispat ediyor. Evet, çok güzel abi. Yani diyor ki bak, madrup elbette daribi delalet eder. Evet. İmkan da vücubu gösterir. İmkan diyebilmen için vacip olması lazım. Evet. Vacip olmayan bir şeyde imkan da yoktur. Ama çok güzel bu mektubattaki tercih bil amoleci. Kainatta doğru tercih evet. bir müreci. Evet. Ama insanlık alemine uygularsan bu sefer cebriye çıkıyor. O zaman cebriye mezhebinin dediği doğru oluyor. Maşallah, tebrik ediyorum seni. Çok güzel.